Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmenler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerini karşılayalımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya Kün tertibindeki en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Qaynam sizi kıtanlar ekranımız olsun. Uyghur hacılar nâgi gâyib boldi? Hacı mevsiminin yıkılışıga ergişip 2020 yıldın buyan dünyaga apet bolgan Xitay virus sebebiden hac ibadetini ada kılalmagan Müslümanlar bu yıl her xil çekilmeler bolmagan tariqide hac kılış hayacını ve xuşallıqı işide dünyanın her qaysı caylardan iki haremge qarab yolga çıkmaqda. Ama bu peyitlerde özlerinin dini itikad erkinlikige hürmet kıldıganlıqını toxtumay davransalıdgan Xitay rejiminin bu yıl hatta Xitay virüsüdün burunqı vaqtlarda dünyanı aldaş köz boyamcılı kılış ve hac ibadetini ibadet ruhidin çıkırıp taşlap Men Cungo Puhrası temesi nutuk sözlütüş marasımlarına aylandırvalgan çağlardaki tek bozumu Uyghur hacilerinin közgeçilik maslıqı dikkat qozgumaqda. Xitay rejiminin İslam'a münasibetlik birdenbir resmi torbeti bolgan atalmış Cungo İslam Cemiyeti organ torudaki haberlerge asaslanganda bu yıl Xitay'dan kelgen tunca hacılar ömeki 27 May Ningxia'nın Jinchuan'dan hüddüge ilingan ayruplanda Saudi Arabistan'ın Medine Xalqara ayrıdromiga yetip kelgen bolup bunun 2023 yıldaki Xitay Müslümanlarının Saudi Arabistan'a kılgan hac faaliyetinin başlanganlıqıdan derek berdiganlıqı ve tunca Türküm'deki hacılarının Jinchuan, Shizushan ve Ningxia ki başka caylardan kelgen 186 adam ikenlikke bildirilgen. Xitay'nın ciddideki baş konsulü Wang Qimin ve Xitay İslam Cemiyeti'nin muavin reisi baş katibi Xitay Hac Hizmet Atırtı'nın icraiye muavin başlıqı Ma Zhongping ayrıdromiga berip Tunji Türküm'deki hacilerini karşı algan ve yanılı Xitay Kompartiyası'nın atılmış yakşı dini siyaseti, hacipa aliyeti, yukumunun aldığını iliş ve kontrol kılış, bihater, tertiplik ve medeniyetlik hac kılış kadarlık temalardaki sepsatelerini tekrarlıgan. Ama mezkur organın torbeti de Uyghur haciler hakkında hiç kandak fikir yok bulup, fakatli 2016 yıldaki Uyghur hac ömekinin haberi, Şinjan hac ömeki devlet bayramını tebrikleş üçün bir qatar faaliyetlerini başıldığı mavzusu bilen berilgen. Mezkur haberde Xitay'nın okşaşla aşu yıllardımı bir ömür tapkan terginini bir qitim hac kılıveliş üçün atıgan Şarkı Türkistan Müslümanlarını dəxilisiz hac adaqılığını koymasın, mukaddes tupraqlarda Xitay'nın devlet bayramını tebrikleş üçün bir qatar atılmış vətənpər verlik faaliyetlerini uğrunlaştırganlıqı, onlarının Saudi Arabistan'daki hac kılış ceryanıda his kılganlarını Men Cungo Puhrası temesi nutuk sözletkenliki qatarlıq mezmullar numussuzlarca uğrun algan. İşgaliyetçi Xitay rejiminin hac ibadetinin ruhi bilen kılcı münasibeti bolmagan işler bilen hac kılgıçularını avar kılgandan başka onlarga sözletken cümlelerimi kişinin tinini şürken durduğan derecede bulup onlarının içindeki nutukunun biri de başka devletlerdeki hacge seyleştirganda bizning Cungo hac grupimizni dünyadaki en yakşı deyişki boludu. Saudi Arabistan'a kelgenden keyin vatanimizning kuchini haqiqiy his qildik. Cungo Puhrası bo'lib sübitimiz bilan faxrlanamiz deyilgan bo'lsa, yana birida yaqinqi yillardan buyon bizning Turpan rayonimizda ko'p o'zgarish bo'ldi. Saudi Arabistan'a kelgenden keyin qarab selishtirsangiz, yana bizning Turpan rayonimizning yaxshiligini bilalaysiz degandek iboralar bilan Xitoyning siyosati maqtalgan. Xabarda bulardan başka yana Xitay'nın atılmış devlet bayramını tebrikleş üçün onu vatan menin kalbimde. Men vatanımın tuğulgan gününü tebrikleymen temizde nutuk sözlügeldeki her kaysi milletlerden bolgan hacilerinin devlet bayrağı etrafıgı yığılıp süratki çüşüp vatan uluğ, vatan yaşısın dep toğlap ketkeldeki qatarlıq sepsatiler tilga ilingan. Aynı vaqtda ana shu numussizlarga saxta tashviqat harakati sifatida foydalanilgan ve vatanga ve yurtiga qaytgandan keyin biz özümüzge qattiq talab qo'yishimiz, layoqatlik tafakkur ve harakat bilan yaxshi haji bo'lishga tirishishimiz, devletni suyidigan, dinni suyidigan yaxshi puxra bo'lishimiz kerak. Hamda qonunga rioya qilib, oshqon ideyaga angliq qarishtirib, samimiyat ve harakat ichin turib, amaliy harakatlar bilan Shinjang jamiyatining inoq ve muqim taraqqiyotiga to'kpi qo'shimiz deb qasam bergizilgan u hajilarning bugün qayerda yoki qaysi jazo lagerlarida ekanligi noma'lum turmoqda. Makkadan egilgan uchurlarga asoslanganda bu yil Xitoydan ko'p sonda tungan hajilar kelgan bo'lsa-mu, Uyg'urlarning ko'zga chiliqmaganligi ma'lum bo'lmoqda. Amaliyotda Saudi Arabistan haj vazirati har yili har qaysi davlatlardagi musulmonlarning soniga asosan haj qilguvchilarning sonini bekitadigan va shu davlatlarga uqtiradigan bo'lib, taxminan har million kishiga 1000 kishilik son beriladi. Türkiye'nin umumi nüfusu 85 milyonga yakın bulup, Türkiye Dini İşler Başkarması'nın resmi bayanatına asaslanganda, bu yıl Türkiye'den 83 milyondan artık kişi hac kılıdıkken. Bununla asasen Xitay rejimi Uyghurlarının sanını kasten az görüstüş için 11 milyon deb ilan kılgan sanını hesaplıgandı mı?
Faqatli Sharq Turkistondan eng az 11 ming kishi hajga kelishi kerak bo'ladi. Buningga butkul Xitoydagi Tungan va boshqa musulmonlarning sonini qo'shganda g'oyat zo'r san o'tirg'i chiqdi. Ammo hajga sanoqliq kunlar qolgan mush paytlarda Sharq Turkiston xalqining Xitoyning qattiq besimlari ostida bo'lsa-mu ko'zga chiliqmasligi Xitoy rejimining Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va dinni yo'qotish siyosatining qaysi darajada kuchli ijro qilinayotganligini yana bir qatim namoyon qilmoqda. Xitoy Islom jamiyatining rasmiy to'rida e'lon qilingan bu yillik haj jarayonida ma'arif yetakchiligi davolash va yuqumning oldini olish, bexatarlik, yemak ichmak, qatnash, yotoq va hojilarni yo'qlash qatorliq har taraflama mulozamat bilan ta'minlash uchun oralli 60 dan ortiq xizmatchini tanlaganligi va avatganligini bildirishining o'zida umumiy sonning intayin oz ekanligini aniq o'tirg'i qo'ymoqda. Kuzatuvchilar butun dunyoda ko'plagan davlatlar, parlamentlar, kishilik huquq tashkilotlari va BDTning rasmiy dokumentlarida ham irqiy qirg'inchilikka uchrayotganligi aniq o'tirg'i qo'yilgan Sharq Turkiston xalqining dunyoning ko'z oldida undulishga yuzlanayotganligini G'arb dunyosidan ancha-muncha ovoz chiqayotgan bo'lsa-mu, diniy qirindoshlari bo'lgan musulmonlar tomonidan tashlab qo'yilganligini, butun musulmonlarning bir gavda ekanligini eng yorqin ifodalaydigan haj mavsumida bo'lsa-mu, ular uchun ovoz chiqarishi kerakligini, dunyoning ko'z oldida ularni musulmonlar bilan birlikda haj qilish fursatidan mahrum qilayotgan Xitoy rejimiga qarshi aniq ifoda bildirishi kerakligini bildirishmoqda. Palau prezidenti Xitoyning iqtisodiy rayonga tajovuz qilganligini aybladi. Palau prezidenti Xitoy paroxotlarining Palau tavalligidagi dengiz iqtisodiy rayoniga tajovuz qilganligini ayblash bilan birga Amerikadan rayonni chorlashni kuchaytirishni talab qildi. Amerika ovozining 15-iyundagi xabarida bildirilishicha, Tinch okeandagi orol davlati Palau prezidenti Surangel Vipes Tokiodagi ziyoratida Reuters agentligining ziyoratini qabul qilib, Xitoy paroxotlarining yaqinda Palauning alohida iqtisodiy rayoniga bo'lib kirganligini, Palauning bu haqda Amerikadan harakatga o'tishini talab qilganligini bildirgan. Xabarda qayd qilinishicha, Amerika bilan Beijingning Tinch okeanda ta'sir kuchini oshirish sohasidagi talash tortishish kuchaygan bir paytda Palau prezidenti Amerikaning Palaudagi harbiy kuchini kengaytirishini oshkora o'tirg'i qo'yib, Palauning navbatdagi dengiz qirg'og'i muhofizachilar qismining yaniga askar o'rinlashtirishga chaqirgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin payshanba kuni Xitoyning tajovuzchilik qilmishini yoshirib, Xitoy paroxotining dengizdagi bo'rondan panohlanish maqsadida rayonga kirganligini, bu rayonda hech qanday dengiz okean tekshirishi qilmaganligini va rayondagi munosabatlik davlatlarga xabar qilganligini bildirgan. Wang Wenbin yana Xitoy izgil har qaysi taraflarning bo'libmi Tinch okeandagi orol davlatlarining tinch taraqqiyoti va muqimligiga foydali ishlarni ko'proq qilishi kerakligini tashabbus qilib keldi. Shuning bilan bir vaqtda biz davlatlar o'rtasidagi bexatarlik hamkorligini uchinchi tarafga qaratishga bo'lmaydi deb qaraymiz degan. Ma'lum bo'lishicha Xitoy Tinch okeanda o'zining bexatarlik o'rnini kuchaytirishga urinib, o'tgan yili Solomon taqim orili bilan bexatarlik kelishimi imzolagan. Xitoyning bu harakati Amerika, Avstraliya va Yangi Zelandiya qatorliq davlatlarni andishiga solgan edi. Oshkorlangan sirlar Xitoy tashviqotlarining yolg'onligini isbotlamoqda. Yaqinda ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan sirlar Xitoy tashviqot vositalari davron selayotgan Uyg'urlar xotirjam, bahuzur, erkin holda yashayotdi degan sapsatalarning yolg'on ekanligini isbotlamoqda. Lager shohidi Zumrad xonim Facebook sahifasida ham bahrlagan bir necha sin Xitoyning yaqindan beri Sharq Turkiston xalqi va Uyg'urlar haqida xalqaro jamiyati tashviq qilayotgan sapsati va uydirmalarning yolg'onligini yana bir qatim isbotladi. Bu sirlarning hammasida o'xshashli Xitoy rejimi Sharq Turkistondagi dog'obchilarning qirg'u va pichoqlarining hammasini zanjir bilan bog'lashga majburlagan. Bu xil ko'rinishlarni dunyoning hech qanday yerida ko'rgili bo'lmaydigan bo'lib, Xitoyning Sharq Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoiy qilmishlarini hali ham davom qilayotganligining va har qanday Uyg'urni xatarlik terrorchi o'rnida ko'radiganligining ochiq ifodasi bo'lmoqda. O'z jinoyatlaridan ansirgan Xitoy rejimi qallari, do'stlari hamda yaqin kishilarining Xitoyning qo'lida qirilib ketishiga chidamagan Uyg'urlarning o'tirg'i chiqib, qo'lidagi pichoqlarining harakatga o'tishidan qo'rqqan. Bu ko'rinishlar ichidagi eng ichinishligi shuki, qiz ayollarning qo'lidagi qirg'u pichoqlarimi zanjirlar bilan bog'langan. 2021 yilimi ijtimoiy taratqullardan Sharq Turkiston xalqining iyg'ir bostirish, nazorat va xo'rliq ichida yashayotganligini ko'rsatib beradigan sinlar tarqalgan edi. Mazkur sinlarning bir qismida Uyg'urlar ishlatadigan pichoq
qıngıraq hatta qayçılarga laser nur bilen kimlik numarı ve ikkilik kodi kirgizli vatqanlıqı qıngıraqnın muqim bir orunğa bağlı vitildiğanlıqı meyli dükkanda bolsun, meyli öydü bolsun barlıq tığılıq əsvaplarga kod bilen kimlik numarı kirgizişinin mecburi ikkallıqı tələb boyıcı kodu quyulmağan tığılıq əsvaplarının saxçı tarafından yığıvelindiğanlıqı uxturuş qılınğan idi ve ictimai taratqolarda küçülük inkas qozuqğan idi. Xitay bu yılmı piçak, qıngıraq, hatta qayçılarga lazım nur bilen kimlik numarı ve ikkilik kodi kirgizip enge eliş, aşxana ve dükkanlarda işiltildiğin qıngıraqlarını muqim bir orunğa bağlaşqa mecburlaştak çekidin aşkan terör siyasetini devamlıq mecburi icra kılgan bolup, bu irqi qırğınçılıq siyasetinin devamlıq icra kılını vatqanlıqını ispatlamaqta. Blinken'den Xitay ziyareti de Şarkı Türkistan meselesini tilgi eliş talep kılındı. Xitay bilen Amerika'nın münasibeti yakından bayan tarihteki en nacar haletki gelgen bulup, halkara cemiyette bu axtı okşamağın endişeler payda bulgan payette Amerika Taşkı İşler Ministeri Antony Blinken'nin 18. iyon Xitay'ını ziyaret kıladığallıqı halkara cemiyetinin dikkatini qozgıdı. Xitay Xalq Torining 16 iyundaki xabarida bildirilishicha, Xitay Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin Xitay bilan Amerikaning munosabati haqida bayonot e'lon qilib, Xitay-Amerika ikki taraf kengashishi orqali Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning 18 iyundan 19 iyungacha Xitayda ziyorati bo'ladiganligini bildirgan. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Antony Blinkenning 18 iyun Xitayni ziyorat qilish harpisida Xalqaro kechirim tashkiloti, Xitayga yordam jamiyati, Xitay kishilik huquq qo'g'dug'ichilari, Hong Kong nazoratchilari jamiyati, Hong Kong demokratik kengashi, Uyg'ur harakati, Erkin Tibet jamiyati va Erkinlik saroyi qatorliq 40-chi xalqaroliq kishilik huquq tashkiloti 14 iyun Blinkenga birlashma maktub yozgan bo'lib, maktubda Antony Blinkendan pat yaqinda qilmoqchi bo'lgan Xitay ziyoratidan foydalanib, Xitayda davom qilayotgan kishilik huquq krizislariga ko'ngil bo'lishni talab qilgan. Birlashma maktubga 42 ammaviy tashkilot imzo qo'ygan bo'lib, maktubda Antony Blinkenning Xitay ziyorati jarayonida bo'libmi Hong Kong, Tibet va Sharqiy Turkistonda davom qilayotgan kishilik huquq krizisini o'tirg'i qo'yishi, bu masalani kun tartibiga keltirishi kerakligi talab qilingan. Amerikadagi bir Xitay tashkiloti Sharqiy Turkistonda ishxona ochdi. Yaqinda Sharqiy Turkistondagi atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik savdo nazorati Amerikadagi Xitoy egalik tikuvchilar jamiyatining Sharqiy Turkistonda ishxona ta'sis qilishini tasdiqlagan. Xitoy gazeti to'rining 14 iyundagi xabarida bildirilishicha, Amerikadagi Xitoy egalik tikuvchilar jamiyatining savdo doirasi aloqador shirkatlarning mablag' selish, savdo va savdo maslahatchiligi qatorliq xalqaroliq savdo korxonalarining aloqa va xizmat ishlarini ilgari surish ishlariga mas'ul bo'ladi ekan. Navbatda Amerikadagi Xitoy egalik tikuvchilar jamiyati Xitoydagi 8 o'rinda ishxona va 7 komitet ta'sis qilgan. Atalmış Uyghur Abdum Rayılıq Bihaterlik İdarisi Çet El Amevi Təşkilatlarını Başqoruş İşxanasının bildirişçə, Amerikalıq Xitay İgilik Tikligüçlər Cəmiyyətinin Şərq Türkistanda işxanı təsis qilishi, Xitay bilən Amerika otursidiki iqtisad soğudu almaşdırış və həmkarlıqı yeni bir yeni alaqı süpüsü qoşudikən. Amerika Xitay İgilik Tikligüçlər Cəmiyyəti 1996 yılı Amerikanın Washington'da payda almaydigan ammaviy tashkilot sifatida qurilgan bo'lib, navbatda uning Xitoy ichki va sirtida nurg'un ish bajarish o'rni va 2000 dan ortiq a'zosi bor ekan va dunyoning har qaysi joylarida keng savdo mablag'i bor ekan. Bu jamiyatning a'zolari muhit asrash, elektron, dorigarlik, nefit, ximiya va energiya, qizilma boyliq, avasiya, mashinasozlik, yenik sanoat, qatnash, metallurgiya va boshqa sohalarga chetildi ekan. Amerikadagi ba'zi organlar tor hujumiga uchradi. Yaqinqi 2 hafta ichida Amerikadagi g'arib shirkatlari, universitetlar va hukumatlarning tor bekatlari bir yurish tor hujumlariga uchradi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha CNN kanali Washington hukumatining hujumning javobgarlari haqida hech qanday bayonot bermagan bo'lsa-mu, rus tilida so'zlashadigan bir qism guruhlar yaqinqi bir necha hafta ichida mushuningga o'xshash hujumlarning javobgarligini ustiga olgan edi. Minnesota va Illinois shtatlik hukumatlar BBC, Angliya avasiya shirkati va nefit magnati Shell qatorliqlar hujumlarining zarbi obyekti bo'ldi. C10P ismlik ruscha so'zlashadigan bir guruhga ko'pincha hujumlarning javobgarligini ustiga oldi. Hamda to'lam talabi qondirilmasa, qo'lga tushirilgan uchurlarni e'lon qilishni boshlaydiganligini bildirib, tahdid soldi. Hürmetli körmelerimiz, şuna kalıp bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ertik programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.